Merhaba forma severler. Yeni bir forma tanıtımına hoş geldiniz. Bugün sizlere Göztepe'nin yedek kulübesinden sesleniyorum. Yine farklı formalarla karşınızdayız. Şöyle bir stada bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi 360 derece, 180 derece açıyla. Ve size hep yeni formalarımızla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. 2022-2023 sezonunun formalarını tanıtmak için karşınızdayım. Malumunuz 2021-2022 sezonunda Göztepe maalesef iyi bir performans gösterememiştir ve bir alt lige düşmüştür. Göztepe alt lige düşmesinden sonra Mehmet Sefil kulübü satmak için harekete geçmiştir ve Türkiye'de ilk kez bir Türk kulübü yabancı yatırımlar tarafından satın alınmıştır. Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankerser tarafından satın alınan Göztepe büyük bir değişime girmiştir böylece. Göztepe'nin 2022-2023 sezonunda giydiği formaları tanıtmakla başlayalım. Birinci ligde mücadele eden Göztepe, Umur tarafından dizayn edilen beyaz forması. Şöyle formaya detaylı baktığımızda, her şeye rağmen Be Your Sevdam yazısı sırtında yazmakta. Hemen onun üstünde boyun kısmında sarı ve kırmızı desenlerin olduğu, Umbro'nun amblemi baskı işlenmiş, yanlarda sarı ve kırmızıların olduğu, öbür yanında da var. Hafif beyazın üzerinde Göztepe'nin logosunun işlendiği. Arka tarafına baktığımızda Tanger'in sırtında sponsor olduğu ve onun üzerinde Göztepe'nin yazısının bulunduğu 7 numaralı Yasin Öztekin'in forması. Bildiği üzere Yasin Öztekin o sezon Göztepe'ye tekrar gelmiştir. 2018-2019 sezonunda da Yasin Öztekin Göztepe'mizde top koşturmuştur. Klasik parçalı formamız Göztepe'nin, tabii meşhur klasik parçalı formamız, bir tarafı sarı, bir tarafı kırmızı olan forma. Hemen şöyle Umbro'nun ürettiği iç saha formamıza detaylı olarak bakalım. Yaka kısmı siyah işlenmiş. Burada yakanın hemen üst bitiminde Umbro'nun desenlerinin olduğu. Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık yazısı yazmakta. Atatürk'ün resminin basıldığı, göğsünde Yaşasın Cumhuriyet yazısının olduğu. Yaşasın Cumhuriyet ve Atatürk resmi basılmasının sebebine gelince, Göztepe 29 Ekim 2022 tarihinde Deniz Spor'la bir maç yapmıştır. Göztepe kulübü formasına Yaşasın Cumhuriyet logolu bir formayla çıkmıştır. Thank you.
kaligrafi izlediğimize göre formanın arkasını bakalım, inceleyelim. Tanger'in sırtında sponsor olduğu, üzerine hemen göz göz yazdığı 33 numaralı Atıç Nurkan'ın forması. Kollarında da bakarsanız siyah ve Umbro'nun amblemleri var. Benim o sezon unutamadığım maçlardan en önemlisi maalesef Türk futbolu tarihine de kara leke olarak geçmiştir. Göztepe ve Altay 1. Lig'de Gürsel Aksel statında maç yapmıştır. Maalesef maçta istenmeyen olaylar çıkmıştır. Maalesef bir taraftar sahaya girerek kale direğini söküp kaleciye saldırmıştır. Altaylılar ise Göztepe tribüne fişek atmıştır. İstenmeyen görüntüler Türk futbolu tarihinde kara bir leke olarak geçmiş. Umarız bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Göztepe 10 Kasım'da bir maç yapmıştır. 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi. Onu da Allah'tan rahmetle anıyoruz. Atatürk'ün resminin basıldığı formayla 10 Kasım tarihinde bir maç yapmıştır Bucaspor'la Türkiye Kupası'nda. Yakından bakarsak Umbro ve Göztepe'nin amblemleri var formanın üzerinde. Göztepe logosu ve Umbro baskı olarak yapılmış altın renginde, boyun kısmında da aynı şekilde altın renginde yapılmış. Formanın içine baktığımızda 1925'ten beri İzmir'iz biz şeref yazısı yazmakta. Arka kısmına geçince altın sarılı isimlerle işlenmiş Emre Çolak'ın 10 numaralı maç forması. Arkaya baktığımızda İzmir yazmakta, altında sponsorumuz olan Tanyer'in ismi yazmakta. Onun altında da 10 numaralı Emre Çolak'ın forması. Kollarına da detaylı bakalım. Kollarında da altın renginde çizgilerin işlenmiş olduğu, kollarının uçlarında da koyu kırmızı işlenmiş alternatif formamız. Bu formalarımızı da tanıttığımıza göre, sezonumda benim aklıma kalan maçları da anlattığıma göre, sizin de varsa aklınıza kalan unutamadığınız maçlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki forma tanıtımımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.